tesiri bilir ama bense uğruna öyle bilirim. Popçu Özgün'ün Göktürk'te en yeşil bir bahçe üzerindeki saklı cenneti. Gözlerin gibi yalan söyle. Evet, pop müziğin başarılı isimlerinden Özgün'ün Göktürk'te bulunan saklı cennetine girdik bu hafta. Yepyeni bu evin kapıları da ilk kez Show TV kameralarına açıldı. Arkadaşımız Ömür Sabuncuoğlu evi gezmek için hazır. Yanında da Özgün var. E hadi, ne duruyoruz o zaman? Selam, nasılsın? Merhaba. İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evine ilk kez konuk oluyoruz. Evet. Sıcak bir karşılama oldu gerçekten. İlk kez konuk olduğumuz bu evde. Genelde ahşabın hakim olduğu salon oldukça iç açıcı. Özellikle beyaz koltuklar dikkatimizi çekti. Seviyoruz biz birazcık. Özellikle doğal ahşabı. O yüzden çok da acele etmedik. Hani ben zaten burada oturuyordum evlenmeden önce de. Daha sonra işte evlendikten sonra Nida'yla birlikte çok acele etmedik. Hani böyle evleniyoruz hemen aman bir ev yapalım, bir salon takımı, bir yatak odası takımı diye acele etmedik. Böyle yavaş yavaş beğendiğimiz parçaları aldık. Bu arada dipnot verelim hemen. Özgün kimselere söylemeden gizlice evlenmiş. Aşk olsun, insan bir haber verir. Orada bir ikilem yaşadık hani. Şimdi benim bir de tam albümüme denk geldi. Geçen sene. Temmuz ayı. Haziran sonunda albüm çıkmıştı. Temmuz'un 15'inde de evlendik. Ben hep yıllardır benim en sevmediğim ve korktuğum şeydi bu. Hani genelde bu popçular albüm öncesi ya evleniyorlar ya boşanıyorlar ya benzeri bir şey oluyor. Benim de başıma böyle bir şey geldi tarih olarak. O yüzden dedik hani hiç bunu şey yapmayalım. Yani duyurmayalım, bu albüm aman promosyonuymuş gibi hiç algılanmasın. Neyse, sitemimizi ayrıca yaparız Özgün'e. Evi gezmeye devam ediyoruz. Bir fotoğraf çekiyor dikkatimizi. Tombul, son derece tatlı bir çocuğun fotoğrafı. Kim acaba? Bebek fotoğrafı var. Kim o? Tombalak benim, ben oluyorum. Gerçekten. Vallahi. Orada herhalde daha bir yaşımda falan yokum galiba. Nasıl tatlı bir bebekmiş Özgün. Tombul tombul. Bu resimden sonra annemler beni rejime sokmuşlar. Yani bayağı orada zor oturtmuşlar beni. Çünkü şey, oturamıyormuşum yani. Tuttukları zaman yıkılıyormuşum geriye. Zorladı ama kırmadı. Evi gezmeye giderken Özgün'ün eşi Nida Hanım'ın yanına gidelim isterseniz. Hem tanışalım hem de ev gezimize onunla devam edelim. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. Bahsettik, kulaklarınızı çınlattık. Öyle mi, duyamadım. Neler anlattı? We don't stand a chance in this wild romance. My tender heart, maybe it's wiser to walk. Nasıl tanıştıklarını merak ediyoruz doğrusu. Madem Özgün bizden gizli evlenmeyi göze aldı, anlatsın bakalım tüm detayları. Nida da müzisyen. Ben de kemancıyım. Kemancı Nida da. Bizim ortak bir arkadaşımız, bir ekip kuralım dedik. Akustik çalabileceğimiz işte iki keman, bir viyola, bir viyolonsel, bir de piyano, bir kentet. O sırada orada bir tanışmış olduk Nida ile. Romantik bir şarkıcı Özgün. Buna paralel olarak da romantik bir evlenme teklifi yaptığını düşünüyoruz. Yanılıyor muyuz yoksa? Yani aslında romantik ama birazcık da şeydi. Ben çok heyecanlandım ve hani bir şarkı yazmıştım Nida'ya. Bu evlilik teklifi için bir şarkı yazmıştım. Uzatmadan bir cümleyle sunarsam. Konserden gelmiştim. Çok erken saatte. İşte Nida ile buluştuk. Orada böyle çok heyecanlanarak çalmıştım, söylemiştim şarkıyı. Nida da işte kabul etti. Ondan sonra zaten. Benimle evlenir misin? Gerçekten tahmin ettiğimiz üzere romantik bir teklif olmuş. Neyse, biz dolaşmaya devam edelim. Dışarıda nefis bir bahçe var. Hemen ona göz atalım. Gözlerin gibi yalan söyle, istersen kabullenme. Evet, yeşillikler içerisinde. Gerçekten evet. Çok hoş. Bizim ikinci kattaki bahçemiz bu. Artık malum şeyler böyle tabii, evler. İstersen kabullenme. Yine battı yaz güneşi, açamadı soldu aşk. Burası güzel yani, çok yeşil ve oldukça keyifli. Nispeten İstanbul'a göre çok daha sakin. İşte trafiği çok daha az. Yani biz seviyoruz burayı. Bu
Bu arada Özgün bize kendi elleriyle Türk kahvesi yaptı ama pek güzel olmadı galiba. İçmeden önce bir teste tabi tutalım dedik. Bir şey diyeyim mi? Hiç olmamış ya. İyi ki içmemişiz. Şaka bir yana gerçekten çok güzel bir evleri var. Turlamaya devam. İşte çiftin birlikte kullandığı ayakkabı dolabının önündeyiz. Burada Ömür Sabuncuoğlu'nun dikkatini bir şey çekiyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Nida'nınkiler daha az. Erkek olarak daha fazla bir erkek ayakkabısı var. Nasıl yani? Bir kadının ayakkabı sayısı erkekten az olur mu hiç? Durum neden böyle? Nida Hanım'a soralım. Bu dolabı ilk hani yaptırdığımızda şöyle bir şey oldu. Hani ben çok hayal ettim. Ayakkabı dolabımız olsun, şöyle açsın da hepsi gözüksün falan diye. Sonra geldik, böyle ayakkabıları koyduk, döktük buraya. Yerleştirmeye başladım. Özgün'ünkiler bitmiyor. Sürekli yerleştiriyorum. Baktım bana yer kalmadı falan böyle. Bayağı o gün moralim bozulmuştu, ne yapacağız diye. Sonra bir şekilde oraya buraya kaldırarak. Evi gezerken giyinme odasına geliyor şimdi de sıra. Şimdi giyinme odası. 16 artı 6 evimizin. 3 artı 1 evimizin artık yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Burada da yine Özgün mü ağırlıkta kıyafetlerde? Birazcık öyle galiba. Burada da Özgün'ün eşyaları eşi Nida Hanım'dan fazla. Ancak oldukça adaletli bir paylaşım yapmışlar. Bu şekilde paylaştık. Kapının arkasını Nida aldı, dolapları ben aldım. Aslında buraya nasıl sığdık ben de anlamadım. Bir küçük bir odaydı. Giyinme odasındaki adil paylaşım bu bölümde de devam etmiş. Hemen dikkatimizi çekti. Özgün'ün beyaz tişörtleri devamı. Bu da biraz benim insan var. Sen de siyah seviyorsun galiba. Bizim tabii şey konserlerde hep siyah giydiğimiz için onlar çoğunlukla benim dolapta. Adaleti bir daha anlamı olmamış görüntü yani. Beraber paylaştık, hayat müşterek işte. Gerçekten çok adilce. Çok adice mi? Adil. Adil. İnsafın kurusun be heykellerim. Son olarak çiftin yatak odasındayız. Oldukça sakin ve huzurlu bir ortam tertip edilmiş burada. Daha çok böyle sade ve şık bir konsept. Evet evet, yani şey çok kalabalığı zaten fazla sevmiyoruz. Bir de yani özellikle yattığımız yerde enerji açısından ne kadar sakin olursa bence o kadar iyi. Böyle. Evi gezdik, dolaştık, yorulduk. Yorgunluğumuzu da isterseniz Özgün'ün güzel sesinden bir şarkıyla alalım. Ne dersiniz? Aşkın tarihi olsa eski kitaplarda ya da biliyorsa bulursa anlatsa mesela annem babam bilir midir soramıyorum. Kalbin bir dili olsa, konuşsa, anlatsa, beni sana layık. Çek, 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 çek. Yeni evinde evlendi, nikaha ünlü yağdı. Nur Fettahoğlu'yla iş adamı Levent Veziroğlu'nun Boğaza Nazır nikahında neler oldu neler. Çok mutluyuz, iyi ki buradasınız. Nur Fettahoğlu'nun şık gelinliğinin eteği nasıl ortalığı karıştırdı. Aman. Az sonra. Çek. Bomba! Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisiyle ünlenen Öykü Karayel, genç oyuncu Taner Ölmez de Beyoğlu'nda yakalandı. Efendim, iyi geceler. Nasılsınız? Sürpriz aşk ihanetle mi başladı? Yeni bir aşk mı yoksa? Ve bir bomba daha! Öykü Karayel, sevgilisi Bartu Küçükçağlayan'dan ayrılmadan mı yeni bir aşka yelken açtı? Sen Bartu Bey'le ayrıldınız mı? Az sonra.
tek tek. Yeniden show dünyasının içinde bir tura çıkıyoruz. Ünlü popçular ve oyunculardan sıcak haberler geliyor ekranlarınıza. Yıkıldım artık ben, sevmemem yeniden. Bu aşk eğer gerçekleşirse olay olur. Yıkıldım artık ben. Kıvanç Tatlıtuğ'yla Serenay Sarıkaya aşk mı yaşıyor? Hep senden. Kıvanç Tatlıtuğ, Fransız sevgilisini Serenay Sarıkaya için mi terk etti? Bir daha yanında. Murat Bozunbaşı fena derde girebilir. Murat Boz'u bozguna uğratan dava. İki vokalisti ve dansçısı Murat Boz'a neden dava açtı? Sağır ve dilsiz Beren Saat'in müthiş başarısı. Ağlatan filmden müthiş başarı. Kimse benim kızımı bir yere gönderemez. Anladınız mı? Size bahsettiğim öğrencim Ela ve sizin üniversitenizi okumasını temenni ediyorum. Siz şaka mı yapıyorsunuz? Böyle bir şey imkansız. Magazin dünyasında çok renkli bir haber turuna çıkıyoruz şimdi de. Yeşim Salkım şimdi de tiyatro sahnesinde. Arda Esen'in yönettiği Gizli Özne adlı tiyatro oyununda eşi Hakan Eratik'le birlikte rol alıyor Yeşim Salkım. Dört erkekle gerçekten Yeşim Hanım baş edebilir mi sizce? Yani Yeşim de tabii ki ama o karakteri, Ceren karakterinin baş etmesi gerekiyor. Onu da çok iyi beceriyor. Hayatımda ilk kez çatlak ve bir komedi özellikleri taşıyan bir karakter oynayacağım ve çok hoşuma gidiyor. Gizli Özne oyununun yıldızı rolüyle parmak ısırtan Hakan Eratik'miş. Asıl bizim oyunumuzu götüren karakter Hakan'ın oynadığı. Evde, işte ve her yerde beraberler eşiyle Yeşim Salkım. Sürekli birlikte olmak zarar vermiyor mu acaba ilişkilerine? Hani 7/24 evdesiniz, oyundasınız, dizdesiniz. Ya sıkılıyor musunuz? Şöyle oluyor bizde. Aynı ortamda çalıştığımız zaman karı kocayı unutuyoruz. İş arkadaşına dönüşüyoruz. O bir avantaj. Burada her koyun kendi bacağından asılıyor. Yani evde karı kocayız, burada iş arkadaşıyız. Yılların mankeni Tülin Şahin hem zarafetini hem de güzelliğini koruyor. Ünlü manken işine olan saygısını hala kaybetmediğini söylerken, başka sektörlere geçen meslektaşlarına inat, manken kalmayı sevdiğini söyledi. Önümüzdeki yılların mesleğimde 15. yılım olacak. Ama hala ve hala her işime, her gün ilk ve tek işimmiş gibi gidiyorum. Tülin Şahin hala podyuma çıktığında aynı heyecanı yaşamasını bakın neye bağladı. Bir amatörün heyecanıyla ama bir profesörün bilgeliğiyle diyebilirim. Yani. Ünlü popçu Murat Boz seslendirmesini yaptığı Kahraman İkili filminin gösterimi için minik hayranlarıyla bir araya geldi. Sizin için üşenmedim, hindi oldum. Hayır, hayır. Teknik olarak hepimiz gerizekalıyız. Bu filmi dünyada ilk kez Urfalı çocuklar izlemişti. Nedenini Murat Boz açıklıyor. Bir mektupla başladı Urfa'dan bir çocuk. Çok içten bir mektup gönderdi bana. Mektubu okuyunca ağlamış ve Urfa'ya çıkarma yapmaya karar vermişti Murat Boz. Çok duygulandım, inanılmaz duygulandım ve bir anda ani bir kararla filmimizin gösterimini tüm dünyadan önce, bu arada onu da bir belirtmek istiyorum, bütün dünyadan önce ilk izleyen Urfalı çocuklardı, kardeşlerimizdi. Murat Boz yakın zamanda sesiyle değil fiziken de yer alacağı bir filmin müjdesini de verdi. Sinema projeleri olacak, güzel işler yapacağız. Öte yandan Murat Boz'la ilgili enteresan bir haber daha düştü gazetelere geçtiğimiz hafta.
Murat Boz'a iki vokalisti ve bir dansçısı tarafından sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesiyle dava açıldı. Boz'un vokalistleri Ceren Yılmaz ve Meltem Arslan'la dansçısı Mertkan Tapan ünlü popçu aleyhine dava açarak çalıştırıldıkları dönemde sigorta primlerinin yatırılmadığını iddia etti. Show TV'nin sevilen programı Hayata Dokunmak Lazım'ın güzel sunucusu Ebru Akel'in bebeği Eren'in ilk görüntüleri ortaya çıktı. Ebru Akel, eşi Özer Sancak'la olan mutlu evliliğinden dünyaya gelen bebeğinin doğumunu şöyle anlatmıştı mikrofonlarımıza. Babası doğum anını kameraya çekiyordu. Şu kadar küçük bir kamerayla girdi. Ben de, inanır mısınız, ben doğum yaparken program yaptım. Evet ve şimdi karşınızda sahnede ben varım, benden başka kimse yok diye doğum anında. Böyle anonslar var mı? Kendi evet böyle anonslar. Dünyaya girken de böyle gelmişti. Yani. Aynen, aynen. Ve eşim benimle resmen benim aklımı başka bir şekilde oyalamak için, bana destek vermek için kameraya çekip beni konuşturdu. Artık oradan ne çıktı bilmiyorum o narkozlu halimle ama bunu yaptık. Ebru Akel'in bebeği Eren ilk kez böyle görüntülendi. Eren bebeğin annesine olan benzerliği gözlerden kaçmadı. Günün bomba aşk dedikodusunda sıra. Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel oyuncu Serenay Sarıkaya arasında bir aşk iddiası ortaya atıldı. Aşk hayatına hız veren Kıvanç Tatlıtuğ, Fransız sevgilisi Florence Eugene'den ayrıldığını açıkladı. Yakışıklı oyuncu, Paris'te yaşayan Eugene'le sürekli görüşemedikleri için bu kararı aldıklarını söyledi. Asıl bombaya gelince, önceki gün doğum gününü renkli bir partiyle yatta kutlamıştı Kıvanç Tatlıtuğ. Doğum gününe güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'yı da davet etti üstelik. Şimdi biraz daha öyle daldan dala atlamak istemiyorum da. Gece boyunca Serenay Sarıkaya ile yakından ilgilendiği iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ'un güzel oyuncuya olan bu ilgisi yeni bir aşkın ilk kıvılcımları olarak yorumlandı. Beren Saat'in başrolünü oynadığı Benim Dünyam filminin gişe başarısı parmak ısırttı. İlk hafta sonunda 186.330 kişi tarafından izlenen Benim Dünyam, Ekim ayında vizyona giren filmler arasında son 4 yılın en iyisi, son 9 yılında en iyi 4. açılan filmi olmuştu. Kimse benim kızımı bir yere gönderemez. Anladınız mı? Size bahsettim öğrencim, Ela. Ve sizin üniversitenizi okumasını temenni ediyorum. Siz şaka mı yapıyorsunuz? Böyle bir şey imkansız. Film ilk hafta sonu 186.300 kişi tarafından izlenerek son yıllarda Ekim ayında vizyona giren filmler arasında en iyi oldu. Üçüncü gününde sinema seyircisinin %43'üne ulaşan film, istatistiklere göre sinemaya giden her iki kişiden bir izleyicinin tercihi oldu. Kaç saat? Kaç dakika? Görmeyen ve işitmeyen bir çocuğa bir şey öğretmek için öğretmen değil, sihirbaz olmak lazım. Film bugün itibariyle box office verilerine göre 451.353 seyirciye ulaştı. Benim Dünyam'ın bu performansıyla 1 milyon barajını aşması zor görünmüyor. Her zaman o değil mi? Onun mutlulukları, onun heyecanı. Peki ya ben? Ben ne olacağım? Çok yavaş yazıyor Andan Hanım. 2 dakikada 10 kelime. Çek çek. İbrahim Tatlıses'i çılgına çevirecek sözler. Kaybetmiş o da gider. Bu kim olursa olsun. Ebru Yaşar'la İbrahim Tatlıses'ini. Hani ben ona ne yapmış? Evet, ben ona ne yapmış olabilirim? 300 bin liralık davası. 300 bin lira falan yaklaşık bir para şu anda. Ebru Yaşar, eski patronu İbrahim Tatlıses'le 10 yıldır süren davasıyla ilgili olay yaratacak açıklamalar yaptı. Başta vermiş olduğu hani ev falan sözüydü ama onu da geçtik. Tabi bunlar lafta,
Tabii o evi zaten geçtik yani. Yani ikisinin 1 milyondan fazla. Az sonra. Çek çek. Evlendi. Nikaha ünlü yağdı. Nur Fettahoğlu'yla iş adamı Levent Veziroğlu'nun Boğaz'a nazır nikahında neler oldu neler. Çok mutluyuz, iyi ki buradasınız. Nur Fettahoğlu'nun şık gelinliğinin eteği nasıl ortalığı karıştırdı. Aman, aman, aman. Az sonra. Çek. Sırada magazin dünyasında çok konuşulacak bir haberimiz var. Kıvanç Tatlıtuğ'un cemresi Beyoğlu'na yeni sevgilisiyle oldukça samimi bir şekilde görüntülenmiş. İşte o görüntüler. Bomba! Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisiyle ünlenen Öykü Karayel, genç oyuncu Taner Ölmez'le Beyoğlu'nda yakalandı. Efendim, geceler. Nasılsınız? Sürpriz aşk. İhanetle mi başladı? Yeni bir aşk mı yoksa? Ve bir bomba daha. Öykü Karayel, sevgilisi Bartu Küçükçağlayan'dan ayrılmadan mı yeni bir aşka yelken açtı? Sen Bartu Bey'le ayrıldın mı? Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisiyle tanınan bir yüzdü Öykü Karayel. Bu dizi öncesi güzel oyuncuyu tanıyan bilen yoktu. Uçurum, uçurum gözlerine, baktığım sensin. Prangalarca boynuma taktığım sensin. Güzelliğiyle kısa sürede şöhrete ulaştı. Magazin objektifleriyle Bartu Küçükçağlayan aşkıyla tanıştı Öykü Karayel. Neden ayrıldınız? Uzun süredir birliktesiniz. Sonuçta bir beraber söz konusu. Bir şey demeyecek misiniz? Bir dargın, bir barışık gidiyordu ilişkileri magazin sayfalarına yansıyan haberlere göre. Güzel oyuncu Öykü Karayel bu ilişkisi haricinde görüntülenmemişti. Bir şey demeyecek misiniz? Tamam, bırak beyler. Tamam beyler. Tamam şeytan. Bartu Küçükçağlayan Öykü Karayel aşkının bittiği, Öykü Karayel'in yeni bir medyatik aşka yelken açtığı önceki gün belgelendi. Şimdi o geceye gidiyoruz. Hükümet iyi geceler. Nasılsınız? Cevap alamayacağız sanırım. Yer Beyoğlu İstiklal Caddesi. Saat gece yarısını çoktan geçmiş, sokak tenha. Kameramanımız Erkut Kuldaş'ın objektifine bu görüntü takılıyor. Hanımefendi Öykü Karayel, yakalandığı delikanlı da tanıdık bir yüz. Çağatay Ulusoy'la aynı dizide oynayan sempatik oyuncu Taner Ölmez. Yakalanınca dağılıyor genç çift. Taner Ölmez hızla uzaklaşırken olay yerinden. Öykü Karayel yakalanmanın şokunda. Muhabirimizin sorularını yanıtsız bırakıyor olması normal. İnsan kaç kere yakalanır ki Beyoğlu'nun orta yerinde yeni aşkıyla? Hükümet iyi geceler. Nasılsınız? Bartu Küçükçağlayan'la ilgili soru geldiğinde iyice düşüyor yüzü Öykü Karayel'in. Bu tavrı kafa karıştırıcı. Sayın Bartu Bey'le ayrıldınız mı? Bayağı da birlikte değilsiniz.
Sessizliğe gömülüyor Öykü Karayel. Belki de aklı az önce görüntülendiği Taner Ölmez'in nerede olduğunda. Yeni bir aşk mı yoksa? Cevap alamayacağız sanırım. Şu sıralar oynadığı dizideki 18'lik delikanlı rolüyle gündemde olan Taner Ölmez 27 yaşında. Öykü Karayel'in yaşı ise 23. Aslında çok uzun hikaye ama ben sana kısaca anlatayım istersen. Her şekilde seni dinlemek güzel. O zaman en başından alıyorum. Kuzey nerede? Kavurur ateşim seni de beni de. Duşmaya da gelmedi nerede? Kuzey gitti. Bela. İlişkileri yeni mi, ne kadardır birlikteler bilinmiyor. Bilinen tek şey gece yarısı İstiklal Caddesi romantizmi yaşayacak kadar ateşin bacayı sardı. Bakalım bu sürpriz aşkta daha ne gibi gelişmeler vuku bulacak. Çek çek. İbrahim tatlı sesi, çılgına çevirecek sözler. Kaybetmiş o da gider. Bu kim olursa olsun. Ebru Yaşar'la İbrahim tatlı sesini. Hani ben ona ne yapmış? Evet, ben ona ne yapmış olabilirim? 300 bin liralık davası. 300 bin lira falan yaklaşık bir para şu anda. Ebru Yaşar, eski patronu İbrahim Tatlıses'le 10 yıldır süren davasıyla ilgili olay yaratacak açıklamalar yaptı. Başta vermiş olduğu hani ev falan sözüydü ama onu da geçtik. Tabii bunlar lafta. Tabii o evi zaten geçtik yani. Hani ikisinin 1 milyondan fazla. Az sonra. Çek çek. Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu sonunda muradına erdi. Bir süredir flört ettiği iş adamı Levent Veziroğlu ile nikah masasına oturan oyuncunun düğün gecesinden çok özel görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza. Yeni evinde evlendi. Nikaha ünlü yağdı. Nur Fettahoğlu'yla iş adamı Levent Veziroğlu'nun Boğaz'a nazır nikahında neler oldu neler. Çok mutluyuz, iyi ki buradasınız. Nur Fettahoğlu'nun şık gelinliğinin eteği nasıl ortalığı karıştırdı. Buranın. Dizilerin güzel yüzü, bir dönem magazin manşetlerinin aranan ismi Nur Fettahoğlu, hayatını iş adamı Levent Veziroğlu'yla birleştirdi. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Magazin dünyası onu Nur Aysan olarak tanıdı. Ünlü olduğu dönemde Murat Aysan'la evliydi güzel oyuncu. 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı çift. Nur Fettahoğlu'ydu artık güzel oyuncunun adı. Oyuncu Necati Şaşmaz'la aşkı magazin dünyasında bomba etkisi yaratmıştı. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılırken aşkları sürpriz bir şekilde bitti. Nur Fettahoğlu bu ayrılıktan kısa bir süre sonra iş adamı Levent Veziroğlu'na aşık oldu. Bu aşk önceki gece Boğaz'a nazır bir nikahla taçlandı. Buraya doğru lütfen. Buradayız. Oldukça şık bir gelinlik tercih etmişti Nur Fettahoğlu. Şıklığına eşsiz gülümsemesi de eklenince göz kamaştırdı. Teşekkür ediyoruz. Bugün evlenme sizden bir şey ciddiyim bu ilişkimde öncesinde pek lakayttim. Evlilikte
denen müesseseye fazla ihtimal vermezdim. Şık gelinliği hengamede nazara geldi. Aman. Buranın pardon. Çok mutluyum. İyi geldiniz. Bu mutluluğu paylaşıyorsunuz. Damat Bey çağrıyı sonunda eşinin gelinliğini kucaklamakta buldu. Peki ben balayı nereye gidiyorsunuz belli mi? Yer belli mi efendim? Nikaha ünlü isimler katıldı. İşte nikah şahitlerinden Selma Ergeç ve sevgilisi Can Öz. Neler söyleyeceksiniz Nur Hanım? Bir başka nikah şahidi yapımcı Timur Savcı törene eşi ve çocuklarıyla birlikte katıldı. Nur Fettahoğlu'yla Levent Veziroğlu'nu tanıştıran isim de Timur Savcı. Ünlü iş adamıyla çocukluktan beri arkadaştı. Arkadaşım evleniyor, o yüzden mutluyum. Levent'e ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Teşekkürler. Düğünün pastası da Timur Savcı'nın hemen arkasından geldi. Düğün pastası değil mi? Evet. Kenan Doğulu geliyor. Kendisinden görmeye alışık olduğumuz tarzdaki takım elbisesiyle. Ve Beren Saat. Nur Fettahoğlu'nun eski rol arkadaşıydı hatırlayacağınız üzere. Bu mutlu gününde yalnız bırakmamıştı arkadaşını. İyi akşamlar, kolay gelsin. İyi akşamlar. Kenan Doğulu ve Beren Saat'in düğünlerine de 8 ay kaldı. Mayıs'ta onlar da evleniyor. Kendi düğünleri öncesi prova yapıyor olmalılar. İyi akşamlar, kolay gelsin. İyi akşamlar. İşte Nebahat Çehre. Nur Fettahoğlu'yla birçok projede yer aldı ve hepsinde annesiydi. İyi akşamlar. Neler söyleyeceksiniz? Geç kaldım. Mutlu bir güne geliyorum. Geç kaldım. Evet. Ne oldu çocuklar? Düğüne tek başına katılan bir güzel var. Adı Ayşe Çiğdem Batur. Nur Fettahoğlu'nun en yakın arkadaşı o. Acayip heyecanlıyım çünkü en yakın arkadaşlarımdan biri evleniyor. Bir anlamda dert ortağı gelin hanımın. Necati Şaşmaz aşkı sırasında da en yakınındaki isimdi. Mutlu gününde yalnız bırakmadı kankisini. İstiyorum ki çok mutlu olsunlar, çok huzurlu olsunlar her zaman. Girip göreceğiz bakalım. İşte güzel oyuncu Pelin Bekiroğlu. Setten düğüne geldiği için eşini yanında getirememiş. Evet gayet mutluyum. Görmek istiyorum onu bir an önce. Evet. Gelelim nikah anına. Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal'ın nikah öncesi soruları vardı çifte. Benim genç çifte kısa sorularım olacak. Evet. Yasanın gerektiği. Evet, ana adın. Fatma Güzin. Baba adın. Rıfat. Nur, ana adın. Fatma. Baba adın. Sinan. Sevgili Nur, hiçbir etki altında kalmadan bir ömür boyu Levent'le yaşamak için evlenmeyi kabul ediyor musun? Ve evetlerin bağıra çağıra söylendiği anlar. Evet. Sen de bir ömür boyu Nur'la yaşamak için evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Sıra şahitlerin bu nikaha onay vermesinde. Sayın Selma Ergeç, şahitlik yapar mısınız? Evet. Sayın Aysel Banu Savcı, siz şahitlik yapar mısınız? Sayın Yusuf Timur Savcı, siz? Şahit. Evet. Dizi fazla izlemiyorum arkadaşlar. Onlar en başarılı şahit. Sayın Mustafa Özgür Kalelioğlu. Evet. Birinci günden beri. Yakışıklı gel. Sen şahitlik yapıyor musun? Yakışıklı. Sizler de şahitlik yapıyor musunuz? Nikah anını Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal anlatıyor. Belediyenin ona verdiği yetkiyle o kıydı nikah. Nikahını geçti. Mutlu bir çift. Evlendirdik. Şahitler vardı. 4 adet. Bir aile ortamı gibiydi. Sanat dünyasından, iş dünyasından insanlar vardı. Keyifli bir mutluluk vardı aralarında. Hoş bir ortam vardı. Cüzdanı kime verdiniz başkanım? Her ikisine birlikte. Ve işte nikahtan fotoğraf karelerine yansıyan anlar. Çek. Thank you.
adını kalbime yazdım hayranları. Ekran başına. Mardin Midyat'tan müthiş tüyolar getirdik. Yani o kadar dolu dolu ki karakterlerin hepsi. Net bir şekilde Ömer ifade ediyor niçin töreye boyun eğdiğini. Adını kalbime yazdığımda işler karışıyor mu? Belki bir süreliğine evet tamamen bırakmak değil ama. Aynı adamı seven Dicle ve Leyla arkadaş mı olacak? Ömer beğenmiş. Annesinden istemeye, daha doğrusu annesiyle tanışmaya... Buraya gelmem gerekiyor. Adını kalbime yazdım dizi ekibi ve tüm oyuncuların vur patlasın, çal oynasın eğlencesi az sonra. Çek çek. Güzel şarkıcı Ebru Yaşar bir zamanlar patronu olan türkücü İbrahim Tatlıses'in kendisini açtığı davayla ilgili ilk kez konuştu. Ebru Yaşar'ın açıklamaları var, sırada izliyoruz. İbrahim Tatlıses'i çılgına çevirecek sözler. Kaybetmiş o da gider. Bu kim olursa olsun. Ebru Yaşar'la İbrahim Tatlıses'in... Hani ben ona ne yapmış... Evet, ben ona ne yapmış olabilirim? 300 bin liralık davası. 300 bin lira falan yaklaşık bir para şu anda. Ebru Yaşar, eski patronu İbrahim Tatlıses'le 10 yıldır süren davasıyla ilgili olay yaratacak açıklamalar yaptı. Başta vermiş olduğu hani ev falan sözüydü ama onu da geçti. Yıl 1999. Seni anan benim için doğurmuş diye seslenen bir kız, müzik piyasasını kasıp kavurdu. O kızın adı Ebru Yaşar'dı. Seni anan benim için doğurmuş. Dönemin ünlü prodüktörü İbrahim Tatlıses'in kanatları altında yükseliyordu Ebru Yaşar. Bu albüm 1 milyonun üstünde satış rakamına ulaştı. Yandan başka, senden başka, bana senden başka çare bulunmaz. Ebru Yaşar fırtınası aşkımız buraya kadarla devam etti birkaç yıl sonra. Aşkımız buraya kadar. Olduysa bu albümden sonra oldu. İbrahim Tatlıses ile Ebru Yaşar'ın arası bu iki albümün geliri nedeniyle açıldı. Ebru Yaşar farklı prodüktörlerle çalışmaya başladı ve başarılarını sürdürdü. Bana gelmez isen, ben sana geliyorum. İbrahim Tatlıses toplamda 1 milyon 300 bin satış rakamına ulaşan bu iki albümden sonra müzik şirketini terk eden Ebru Yaşar'a bir hak davası açtı. Bu dava tam 10 yıldır devam ediyor. Ebru Yaşar bu davayla ilgili sessizliğini bozdu. Muhabirimiz Uğur Kalabaş'a konuşan ünlü şarkıcı dava sürecini anlattı. Son akıbet şu an iki tarafta temize gitmiş vaziyette. 10 yıldır süre gelen bir dava. Olayın en başına 1999 yılına döndü Ebru Yaşar. İbrahim Tatlıses'in kendisine büyük başarı elde eden albümlerle ilgili çok komik bir para verdiğini söyledi. Satış rakamları belli. Ona iki albüm yapmışım. Hem Seni Anan Benim İçin Doğmuş hem işte Aşkımız Buraya Kadar albümü yapmışım. Onun karşısında çok ufak bir ücret almışım. Onu da parça parça almışım ve yıllar sonra dönmüş hani o ücreti tekrar istemek gibi. Eski patronuna bu davayla ilgili ulaşıp bu işi çözüme kavuşturmak istemişti. Ancak her küstüğüyle barışan İbo onu bir türlü muhatap almıyordu. Bununla ilgili ben ondan bir karşılık da alamadım yani. Herhalde barışmadığı ya da bu konuyla ilgili bir tek dönmediği ben kalmışımdır. Üstelik İbrahim Tatlıses vurulduğunda hastaneye ilk gidenlerden biriydi Ebru Yaşar. İlk gidenlerden bir tanesiyim. O bizim çünkü insanlık görevimiz. Başka bir şey ama... Açık ve net olarak İbrahim Tatlıses'in parayı dostluğa tercih ettiğini söylüyordu Ebru Yaşar. Para bazı şeylerin önüne geçmemeli diyorum. Benim kafam hep böyle çalışır. Üstelik İbrahim Tatlıses, Yaşar'a büyük başarı yakalayan albümlerinden kazandığı paranın çok altında bir ücret ödemişti. Güzel şarkıcının iddiası bu yöndeydi. Hakkımın çok altında olan bir parayı vermişsin ve onun neden hani 10 sene sonra onun... kat be katını benden almaya çalışıyorsun. Gelelim davanın detayına.
Tatlıses, Ebru Yaşar ve prodüktöründen çok ciddi bir meblağ talep ediyor. 300 bin lira falan yaklaşık bir para şu an. 300 bin lira falan yaklaşık bir para şu an. 300 bin TL isteniyor. Evet, onlar tarafından. Evet, evet. Ebru Yaşar ise iki albüm karşılığında Tatlıses'ten taksitle sadece 80 bin lira kazandığını söylüyor. Yani ikisinin 1 milyondan fazla. İkisinin 1 milyondan fazla çok ve senin aldığı, Ebru Yaşar'ın aldığı para sadece 100 bin TL. Değil, o bile değil. 80 bin TL falan gibi bir şey. Onu da bir yıl içerisinde. Parça parça. Çok parça parça. Bitmedi. İbrahim Tatlıses bu iki albümü yaparken Ebru Yaşar'a bir ev almayı vaat etmiş ancak sözünde durmamıştı. Ki başta vermiş olduğu hani ev falan sözüydü ama onu da geçtik. Sonra çok ufak bir rakam bir şey verdi. Adamın babası ölmüş. Demişler ki babana atlı mı vurdu yaya mı vurdu? Demiş o evi zaten geçtik yani. Tüm bunlara rağmen eski patronunun kendisine dava açmasına ve bu davadan 10 yıldır vazgeçmemesine anlam veremiyordu Ebru Yaşar. Vardır herhalde bunun da bir sebebi diye düşünüyorum. Ve genç sanatçı adaylarına kulaklara küfe olacak bir öğüt Ebru Yaşar'dan. Sözlü değil yazılı vaatlere inanın diyor ve kendini örnek gösteriyor. Ben işimi yapmak, şarkımı söylemek. Ve bu yolda hani yürümek istiyordum. Zaten hani konserlerime çıkıyordum. Tabii bunlar lafta konuşulmuş şeyler olduğu için yazıda olmadığı için hiçbir anlamı yok yani. Bakalım Ebru Yaşar'ın bu iddialarına İbrahim Tatlıses cephesinden bir yanıt gelecek mi? Tabii bunlar lafta. Tabii o evi zaten geçtik yani. Hani ikisinin 1 milyondan fazla. Çek çek. Saç Alaturka, makyaj Alaturka, küpeler Alaturka. Aslında çok başımı yiyorlar. Hiç benim tarzımdan ve beğenmedim. Ancak bu kadar güzel taşınabilir. Burada sadece moda konuşur. Çok seksi bir kadın. Burada sadece şıklar övülür. Ne giyse yakıştırıyor. Burası modanın er meydanı. Ben son dönemde çok beğeniyorum. Ayşe Hatun Önal'a kırcan mı bilimi çeksin elini dedirtecek yorumlar. Hani ucuz bir perakende markasının. Gülben Ergen zayıfladıktan sonra nasıl bambaşka bir kadın oldu. Çok güzel kilo verdi. Murat Boz'un salaş şıklığına kim ne yorum yaptı. O Murat Boz ne giyse yakıştırıyor. Az sonra. Çek çek. İlk bölümüyle izleyicileri ekrana kitleyen Adını Kalbime Yazdım dizisinin başarılı oyuncuları ilk bölüm heyecanını ekibimizin dizinin çekildiği Mardin'de paylaştılar. Mardin'e gidiyoruz. Adını Kalbime Yazdım hayranları ekran başına. Mardin Midyat'tan müthiş tüyolar getirdik. Yani o kadar dolu dolu ki karakterlerin hepsi. Net bir şekilde Ömer ifade ediyor niçin töreye boyun eğdiğini. Adını Kalbime Yazdığımda işler karışıyor mu? Belki bir süreliğine evet tamamen bırakmak değil ama. Aynı adamı seven Dicle ve Leyla arkadaş mı olacak? Ömer beğenmiş. Annesinden istemeye daha doğrusu annesiyle tanışmaya... Buraya gelmem gerekiyor. Böyle eğlence görülmedi. Adını Kalbime Yazdım dizi ekibi ve tüm oyuncuların vur patlasın, çal oynasın eğlencesi. İpek Karapınar tüm kurtlarını döktü. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren Türk halkının kalbinde taht kuran Adını Kalbime Yazdım, Show TV ekranlarında beğeniyle izleniyor. Ekibimiz yeniden Mardin Midyat'a gitti ve sizler için çok ama çok özel görüntüler topladı. Kan davasının gölgesinde kalan aşkların dramatik hikayesini işleyen Adını Kalbime Yazdığımda ikinci bölümle birlikte gerilim daha da tırmanıyor ve işler karışıyor.
Daha detaylı bilgiyi almak üzere Leyla ve Ömer'in, yani İpek Karapınar'la Serhan Yavaş'ın yanına gidiyoruz. İlk bölümle birlikte Leyla ve Ömer'in aşkları çok sevildi, çok benimsendi. Bunun da bir sırrı var elbette, ne mi? Yani biz İpek'le iyi elektrik aldık birbirimizden. Çok da eğlenceli vakit geçirdik. İpek de çok eğlenceliymiş. Yani şu senin yıldız var ya, buraya ulaştığında benim seni ilk kez 20 yıl önce öptüğüm gün olacak. Leyla ve Ömer'in aşkları bir kenara, onları bekleyen asıl tehlike Dicle'nin aşkı. Kan davasının bitmesi için Dicle ve Ömer'in evlenmesi gerek. Ama Ömer bu durumdan pek hoşlanmıyor. Yani o kadar dolu dolu ki karakterlerin hepsi. Yani başrol, yan rol gibi düşünülmemiş senaryomuz. Çok güzel bir avantaj. Bütün karakterlerin dramatik açıdan hikayesi çok güzel, sürükleyici izletiyor kendini. Aşağı bak bakalım. Bu arada arkadaşımız Ömür Sabuncuoğlu'nun merak ettiği başka şeyler de var. Hatırlayacağınız üzere Leyla'nın Mardin'e tayini çıkmıştı. Peki Leyla Ömer için mesleğini bırakacak mı? Ömer'le kalbinde aşkı hissettiğinde bundan ödün verecek kadar da fedakar bir karakter. Belki bir süreliğine, evet, tamamen bırakmak değil ama. Leyla dizide bir süreliğine doktorluğa veda edecek gibi görünüyor. Ancak başka sürprizler de var ilerleyen bölümler adına. Düşman olacaklarına kesin gözüyle bakılan Leyla ve Dicle arkadaş olabilir mi? Henüz onların arasında İstanbul'dan gelmiş olan hoşgörülü, anlayışlı, buradaki insanları anlamaya çalışan bir Leyla karakteri var. Dolayısıyla Dicle ile belki arkadaş bile olabilecek kadar yakın bir doktor hasta ilişkileri oluyor. Dolayısıyla sonrası galiba sürpriz olsun. Benim için. Delirdin mi sen ana? Nasıl yaparsın bunu? Ya sen evlenince nasıl bulacağız? Ya birimizden biri ölene kadar dalaşacağız. Her şey bir yana, Ömer'in kalbi tek bir kadın için atıyor. Burada önemli nokta da bu. Leyla'nın peşinden ayrılmayacağım, sanki ayrılıyormuş gibi gözüksem de. Yani kalbimde Leyla var. Ama zaten şimdi biz dördü çekiyoruz. Burada da çok net bir şekilde Ömer ifade ediyor niçin burada kaldığını ve niçin töreye boyun eğdiğini. Şimdi dizinin önemli karakterlerinden Dicle, yani Meltem Miraloğlu'nun yanındayız. Kaleyi içten fethetmekte kararlı olan Dicle, kayınvalidesi Emel Göksu'nun yanına gidecek Ömür Sabuncuoğlu'yla beraber. Meltem, diyorum ki seni kayınvalidenin yanına götüreyim. Evet, Dicle olarak. Evet anacığım, benim bir tanecik anacığım. Kız Binnaz, iyice baktın mı, yok mu Ömer? Vallahi yok. Ya Allah'ım sen yardım et ne olur. Hadi bir elini öpsün kayınvalidesinin, değil mi ama? Başına koymuyor musun? Efendim? Başına koymuyor musun? Şimdi o kadar asil bir boyan ki yanında heyecanlanabiliyorsun. Ne kadar şefkat dolu ve saygılı bir gelin öyle. Vallahi maşallah. Tabii ki başına koyunuluyor, evet. Bu gelini istemez miyim ben, böyle bir gelini? Kim istemez böyle gelini tabii. Peki gerçekten gelininiz olacak mı Emel Hanım Dicle? Oğlunuz Ömer'in pek gönlü yok gibi bu işe ama. Ben istiyorum. Bana oğlumu kavuşturacak çünkü. Değil mi? Onun sayesinde oğlum buralara gelecek. Kan davası bitecek. Gelin ata binmiş ya nasip demişim. Dur bakalım. Kendi güzel huyu, güzel becerikli. Allah gönlümüze göre gelinler. Ömer beğenmiş. Gerçi Dicle pek hevesli Ömer konusunda. Öyle iddialı ki vallahi Leyla ile arasını açabilir. Dicle çok seviyor Ömer'i. Ve bir an önce bu konağa ve Ömer'in eşi olarak gelmek istiyor. Sohbetimizin sonunda merak ettiğimiz bir şeyi sormak istiyoruz Emel Hanım'a. Rahatsızlanmış çekimlerde. Hayırdır, ne oldu? Her şey oldu. Önce grip oldum. Ondan sonra belim tutuldu. Ondan sonra da midemi bozdum. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyiyim her şey. İyiyim, iyiyim çok şükür. Gündüz röportajlarımızı ve setteki çekimlerimizi bitiriyor ve akşamki müthiş eğlenceye geçiyoruz. Dizi oyuncuları vur patlasın, çal oynasın bir yemekte buluşuyorlar.
Özellikle Meltem Miraloğlu pek eğlenceli o akşam. Kıpır kıpır. Baksanıza halay başı olmuş bile. Aynı Meltem Miraloğlu gibi bir başka başrol oyuncusu İpek Karapınar da yerinde duramıyor yemekte. Tüm kurtlarını döken İpek Hanım öyle eğleniyor ki. Onlar artık modanın tek söz sahipleri. Moda takibinde neler olmuş? Kim şık, kim rüküş, kim haftanın kahredeni olmuş? İzliyoruz. Saç Alaturka, makyaj Alaturka, küpeler Alaturka. Nasıl çok başımı yiyorlar. Hiç benim tarzımdan ve beğenmedim. Ancak bu kadar güzel taşınabilir. Burada sadece moda konuşur. Çok seksi bir kadın. Burada sadece şıklar övülür. Ne giyse yakıştırıyor? Burası modanın er meydanı. Ben son dönemde çok beğeniyorum. Modanın konuşulduğu, kimseye torpilin yapılmadığı, şık olanın ödüllendirildiği, rüküş olana cezanın kesildiği moda takibinde bugün. Ayşe Hatun Önal'a kırcan mı bilimi çeksin elini dedirtecek yorumlar. Hani ucuz bir perakende markasının. Gülben Ergen zayıfladıktan sonra nasıl bambaşka bir kadın oldu. Çok güzel kilo verdi. Murat Boz'un salaş şıklığına kim ne yorum yaptı? Murat Boz ne giyse yakıştırıyor. Ve bunun avantajını büyük kullandığını düşünüyorum. Ünlüler dünyasının müdavimi olduğu program Moda Takibi her hafta gerek sivri yorumlarıyla, gerek yapıcı eleştirileriyle, gerekse şık giyinenin ödüllendirilmesiyle modaya farklı bir pencereden bakıyor. İşte programda bugün ekrana gelecek konular. Eski manken Esin Moraloğlu'nun mini şort altına ince çorabı eleştiri bombardımanına tutuldu. Bana belinde rokumdan ayrıldı aslında. Baştan aşağı yanlış olduğunu düşünüyorum. Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın uyumsuzluk abidesi kıyafeti özellikle sivri yorumlarıyla dikkat çeken İlker Bilgi'yi çok sinirlendirdi. Ucuz bir perakende markasının indirim reyonundan çıkarıp Ayşe Hatun üstüne geçirmiş gibi. Ece Gürsel bir türlü oturtamadığı tarzıyla sert eleştirilerin odağındaki bir başka isimdi. Özellikle bu kadar kıpkırmızı dudaklar bu gözlerinde çok fazla gelmiş. Makyaj Alaturka, küpeler Alaturka ama oradan aşağısı, kafadan aşağısı model. Çalışma olmadı. Olmadı yani Ece. Ayça Bingöl'ün gala kıyafeti genel olarak beğenilirken İvana Sert ayakkabıları bu kıyafete yakıştıramadı. Ayakkabından hiç koşulanmadım. Evet yani ayakkabılar da sanki biraz. Sosyetenin en ünlü hanımlarından Alara Koçi Bey programın beğenilen isimlerindendi. Seksi tabii ki, çekici bir hanım. Makyajdan, saçlarında o vahşi havayında çok beğeniyorum. Evet. Zayıfladıktan sonra fiziğinin de verdiği özgüvenle iyi giyinmeye başlayan Gülben Ergen'e övgüler yağdı. Gülben Ergen tarzını tavrıyla birleştirebilen sayılı ünlülerden. O ayakkabılarından ben de gözünü alamadım. Çünkü bir tek ayakkabı Türkiye gelmiş. Öyle mi? Bir tek numara. Sen de bakmışsın. Numarası. Ben de sokmaya çalıştım. Gittim yerinde. Kenan Doğulu, Beren Saat çifti uyumlarıyla yorumcularımızdan tam puan aldı. İnci küpeler, hafif ama kırmızı rujla sağlamlaştırılmış bir makyaj, mükemmel Mary Jane tarzı ayakkabılar ve yanında Kenan Doğulu da bu sefer çok beyefendi, çok güzel, kumaş pantolon çok yakışmış. Aynı övgüler Pınar Altı, Yağmur Atacan çifti için geçerli olamadı. Göbek göstermesin keşke. Evet, yaşına hiç uygun bulmadığı manto. Murat Boz'un salaş tarzına birbirinden ilginç yorumlar geldi. Saçlarında biraz daha böyle bir oynamak istiyorum. Çok böyle bir jel atmak istiyorum, bir el atmak istiyorum efendim, orada. Ama Murat Boz ne giyse yakıştırıyor. Ve bunun avantajını büyük kullandığını düşünüyorum. Hepsi ve daha fazlası bugün pazar sürprizinden hemen sonra Moda Takibi'nde. Moda Takibi her cumartesi ve pazar 13'te Show TV'de.
çek çek. Pazar sürprizinden bu haftalık da bu kadar. Haftaya bu ekranlarda görüşmek dileğiyle diyor. Sahneler sonra ekranlarınıza gelecek olan moda takibini kaçırmayın diyorum. İyi hafta sonları.